Merhaba, İstanbul Hepimiz girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin hoş geldiniz. Benim adım Itır Akdoğan. Bugün 31 Mart yerel seçimlerine yaklaşırken seçim güvenliği hakkında konuşacağız. Konuğum Oy ve Ötesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgiç. Mehmet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seçim güvenliği dendiği zaman sivil alanda en yaygın çalışan, en bilindik örgütlenmesiniz Oy ve Ötesi olarak uzun da bir süredir. Bir yandan yurttaş örgütlenmesi olarak sizi tanıyoruz ama bir yandan da yönetim kurulu başkanı diye tanıttım sizi. Aslında yolda çünkü tüzel kişiliğe kavuştunuz. Bir derneksiniz Evet. aslında. O yolculuğu çok takip edememiş kişiler için öncelikle bir Oy ve Ötesi nedir? Nasıl başladı? Nasıl devam etti? Birazcık kısacık tanıtarak başlayalım mı lütfen? Tabii ki. Oy ve Ötesi Aralık 2013 tarihinde bir grup genç tarafından hani Türkiye demokrasisine ne yapabiliriz diye yola çıkan bir oluşumla kuruldu. Ve ilk seçimimizde 2014 yerel seçimlerinde İstanbul'da görev alarak başlattık. Daha sonra geçtiğimiz 10 yıllık süreçte 2014 yılında dernek olduk, onu da söyleyeyim atlamadan. Daha sonra da geçtiğimiz 10 yıllık süre içerisinde 11 tane seçime dahil olarak sandık güvenliği konusunda çalıştık. Türkiye'de henüz siyasi partilerin çoğu sandık güvenliğine önem vermiyorken biz bu alanda bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz. Bu konuda da her zaman için görev almayı kendimize bir yurttaşlık ödevi olarak görüyoruz. Ne oldu da 2013'te böyle bir fikirle gençler bir araya geldiler? Neden o zaman geldiler yani? Yani aslında şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Oy ve Ötesi tarafsız ve bağımsız bir oluşum. Herhangi bir siyasi ilişkisi ya da bir ticari ilişkisi yok. Şimdi tüm siyasi partiler eşit uzaklıktaki insanların ya biz ne yapabiliriz? Hani herhangi bir siyasi partiye müdahil olmadan diye düşündüğü ve aslında sandık güvenliği ile alakalı bir soru işareti olduğunu gözlemlediği noktada ortaya çıktı Oy ve Ötesi. Baktığınız zaman eskiden yani bir 10 yıl öncesini gözünüzün önüne getirirseniz böyle insanlar hep oylar çalınıyor işte başkalarının yerine zarflara işte mühürlere oy pusulalarına mühür vuruluyor diye düşünürken bizim kurucularımızın oluşturduğu bir grup ya biz bu konuda çalışalım hani Türkiye demokrasisinin buna ihtiyacı var diye yola çıktıkları bir açıkçası oluşum. Doğal sonra da çok büyüyerek giden bir sosyal, sivil toplum kuruluşu olduk. Gerçekten de öyle. Yani bu şey gibi hani hep demokrasi katılım tartışmalarında söylüyoruz. Yani bir kurumsal siyaset var, bir de onun dışında kalan her şey olan siyasal olan alan var. Kurumsal siyasette özellikle de gençler gittikçe kurumsal siyasete kendilerine ait hissetmiyorlar. Bu hep hani Türkiye'de gençler apolitik değil aslında ama kurumsal siyasetten sıkılıyorlar ya da istemiyorlar. Ama yine de siyasal alanda bir şeyler yapmak isteyen gençler için gerçekten alternatif bir alan aslında da açmış da oldu. Oy ve Ötesi biraz o açıdan da bence önemli bir boşluğu da doldurmuş oldu. Gönüllü müşahitleriniz işte sizin özellikle de seçim zamanı yaklaştığı zaman hep böyle bir her yerlerde özellikle sosyal medyada Oy ve Ötesi müşahitler gelin gönüllü olun falan diye devamlı o müşahit lafını bile birçok genç aslında belki de Oy ve Ötesi ağından sonra öğrenmiş oldu. Tam olarak müşahitler ne yapıyor seçim günü? Bizim gönüllülerimiz, müşahitlerimiz seçim öncesi eğitim alıyorlar. Yani sadece seçim günüyle kısıtlamayalım tabii ki. Seçim öncesi eğitimlerini alıyorlar. Görev almak istedikleri il, ilçe, okul, bölge neresiyse orayı tercih ediyorlar. Şu an bizim hiyerarşimizde bir müşahitler var. Yani sandık sorumlusu. Okul sorumlularımız, mahalle ve ilçe sorumlularımız, il sorumlularımız ve bölge sorumlularımız diye gidiyor aslında piramit. Sandık sorumlusu yani müşahit için konuşursak seçim öncesi görev almak istediği yeri seçiyor. Gönüllüyönetimi.org'dan zaten kaydını oluşturuyor. Buradan görev almak istediği yeri seçtikten sonra biz kendisinin en az bir tane eğitim almasını talep ediyoruz. Çünkü seçim günü yapılacakları biz bu eğitimde anlatıyoruz. Daha sonra kendisine bir siyasi partinin ya da herhangi bir bağımsız aday yani bizle istişare eden ve işbirliği içerisinde olan bağımsız aday ya da siyasi partinin müşahit kartını veriyoruz. Çünkü seçim günü Türkiye'deki seçim kanununa göre bir siyasi parti ya da bağımsız bir adayın müşahit olarak görev alabiliyorsunuz. Bu siyasi parti ya da bağımsız adayın kartıyla seçim günü görev alacağı sandığın başına gidiyor.
İstanbul için konuşursak saat 6 gibi en geç görev alacakları yerde bulunacaklar. Biliyorsunuz 6 ile 7 arası zaten o işte çuvalların gelmesi, oyların gelmesi, sandıkların gelme süreci oluyor. Ve sandık kurulu oluşturulacak. Sandık kurulu oluşturulduktan sonra zarfların ve pusulaların mühürlenme süreci var. Bu da saat 7 ile 8 arası İstanbul için tamamlanması gerekiyor. Burada atlanmaması gereken şey bir sandıkta 450'ye kadar şu an seçmen olabiliyor. Yani bu şu demek aslında 500 tane fazlalık da var çünkü 500 tane zarfın ve yaklaşık 1500 tane pusulanın farklı farklı mühürlenmesi demek. Bu süreçte bizim müşahitlerimiz yardımcı da oluyorlar eğer sandık kurulu üyeleri de isterse. Ve saat 8 itibariyle işte zarfların ve pusulaların mühürlenmesi, işte sandığın yerine konması, oy verme kabinin hazırlanma süreçlerini hem gözlemliyorlar hem katkıda bulunuyorlar. Saat 8 ile 17 arası oy verme sürecini gözlemliyorlar. İşte burada mükerrer oy kullanmaya çalışan var mı? İşte kanuna ve genelgelere aykırı davranan var mı? Bunların tespitini yapıyorlar. Bu tespiti yaparken tabii ki bir yasal olarak da bir müşahit görevini bulundurduğu için bu noktada itiraz yetkileri de var. Yani yanlış gördükleri bir şeyi hem yazılı hem sözlü olarak sandık kuruluna bildirebilirler, tutanak tutabilirler. Saat 17 itibariyle oy verme süreci bittiği zaman sandıkların açılması var ve burada müşahitler sınıfta bulunabilirler. Oyların ve zarfları birebir görebilecek şekilde süreci gözlemleyebilirler. Ama bizim zaten bu gün içerisindeki iletişimimizden kaynaklı sandık kurulu üyeleriyle aramız çok iyi oluyor ve genelde bizden yardım talep ediyorlar bu noktada. Hani siz de müdahil olur musunuz, sayar mısınız gibi. O noktada bizim gönüllerimiz, müşahitlerimiz de bu sürece dahil olup sayım sürecini gözlemliyorlar, tamamlıyorlar. Sayım süreci bittikten sonra da bu sandık sonuç tutanaklarının yazılma işleri var. Yani aslında siyasi partilerin ve bağımsız adayların il ve ilçe yüksek seçim kurullarına itiraz edebilecekleri yegane belge. Bu belgenin doldurulması, hazırlanması ve teslimini sağlıyorlar. Bu belgeyi elde ettikleri zaman fotoğrafını çekip bizim şu an oluşturduğumuz yazılım sistemimize atacaklar. Ve biz bu verileri Yüksek Seçim Kurulu ilan ettikten sonra karşılaştırıp farklılıkları siyasi partilere ya da bağımsız adaylara bildireceğiz. Yani bir müşahidin görevi sabah 6'da başlayıp artık sayım kaçta biterse ve sandık sonuç tutanakları kaçta hazır olursa o zamana kadar bitmiş oluyor. O zaman kadar bitmiş oluyor. Ve de bu aslında yani sandık görevlilerinin, yani resmi sandık görevlilerinin oy atan yurttaşlar gittiklerinde o masada her partinin kendi görevlisinin yanı sıra var olan gönüllüler ve onların gözetiminde aslında yanlış bir şey, eksik bir şey yapılıyor mu? Nun aslında bekçisi gibiler. Yani bizim yurttaş açısından baktığımız zaman bizim aslında oyumuzun gerçekten sağ salim YSK'ya bilgisinin erişip erişmediğini kontrol eden, onun garantisi, yurttaş için garantisi olan şahitler olmuş oluyorlar yani. Doğru. Evet. Peki siz dediğiniz gibi eğitimler de veriyorsunuz. Bu eğitimlerin içeriğine de 3 milyon kişinin faydalandığını basın bülteninde, basın toplantınızda paylaştınız geçen haftalarda. Geçen hafta hatta galiba Şubat'ın sonunda bir şeyiniz olmuştu. 3 milyon kişinin faydalandığı ve 3 milyon tane sizin gönüllünüz mü oldu şimdiye kadar müşahit, yoksa bu eğitimleri alıp gönüllü olmak zorunda değil, sadece ilgileniyorum, bu süreç nasıl, yurttaş olarak bilgilenmek istiyorum diyenler de alıyorlar mı bu eğitimleri? Ve de içeriği tam olarak nedir bu eğitimler, biraz onu da anlatır mısınız? Şöyle bizim geçtiğimiz 11 seçimde yaklaşık 500 bine yakın gönüllümüz oluştu toplamda baktığınız zaman. Ve biz O da Türkiye'nin çok her yerinde acayip eğitim bir veriyoruz. sayı bu arada. O da bayağı acayip bir sayı bu arada. Yani gönüllü birazcık ben biliyorum kendi geçmiş gönüllülüklerimden ya da işte gönüllüleri yöneten sivil toplum örgütlerinden 500 bin çok büyük bir sayı aslında gerçekten. Ona Evet, yani geri baktığınız döneceğim. zaman O sayıya geri döneceğim ama şimdi şey, eğitime şey yapalım. Eğitimde ne evet. anlatıyorsunuz? Yaklaşık da basın bültenine bahsettik. 8000 ile 8500 arası tam sayıyı hatırlamıyoruz ama bir eğitimimiz olmuş. Yani geçmiş yıllardaki eğitimleri topladığımız zaman. Ve bazı eğitimlerimiz mesela geçen
Yani 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerimizdeki eğitimlerimiz çok geniş katılımlı oldu. Tabii biz eğitimi sadece kendi gönüllerimize, müşahitlerimize vermiyoruz. Tüm siyasi partilerin müşahitlerine, sandık kurulu üyelerine, oyuma sahip çıkmak istiyorum ama müşahitlik de yapmak istemiyorum. Ben sadece sayım sürecini gözlemlemek istiyorum diyen vatandaşlara ya da ben de bir şeyler yapayım hani o gün sandıkların çevresinde bulunayım. En azından bir süreci gözlemleyeyim diyen insanlara. Kamunun atadığı sandık kurulu üyeleri gelip bizim eğitimlerimize katılabiliyor. Yani biz bunca zaman yaptığımız araştırmalardaki sayı yaklaşık 3 milyon. Hani eğitim konusunda gerçekten mütevazı olamayacağız. Çünkü oy ötesinin eğitimleri gerçekten çok güzel. Bunu da çoğu siyasi parti zaten dile getiriyor. Siyasi partiler bu konuda çağrı da yapıyorlar. İşte atıyorum Zonguldak'ta bir eğitim olduğu zaman bizim örnek vermek gerekirse oradaki seçime girecek siyasi partiler ya da adaylar bakın oy ötesinde eğitim var gidip siz de orada dinleyin faydalanın diyor. Çünkü oy ötesi 10 yıldır sandık güvenliği konusunda çalışıyor ve ciddi bir tecrübe oluşturduk. Eğitim komisyonumuz da çok deneyimli insanlardan ve kıymetli insanlardan oluşuyor. Artık kendileri de sürece çok hakimler. Gelebilecek soruları önceden zaten tahmin ediyorlar. Eğitim içerikleri her seçimin dinamiklerine göre ve yayınlanan genelgelere göre değiştiriliyor. Peki ne Yani öğreniyorsunuz? kısaca Sizin eğitiminize gelenler ne öğreniyorlar? Yani başlıkları en azından nedir? aslında şöyle seçim günü yapılacak A'dan Z'ye her şeyi biz eğitimlerde bahsediyoruz. Yani geçerli geçersiz pusulalar, zarflar, hesaba katılacak oylar, İşte kamu görevlilerinin yani o gün işte kolluk kuvvetleri ya da diğer kişilerin kullanacağı oylarla alakalı süreçler, işte sandıkların oluşturulması, sandık kurulların oluşturulması, oyların ve sulaların, zarfların mühürlenmesi. Yani aslında seçim günü aklınıza gelebilecek A'dan Z'ye her şeyle ilgili eğitim almış oluyorlar. O konuda bilgilendirilmiş oluyorlar. Daha sonra da soru cevap kısmımız var zaten. Kafalarına takılan bir şey olursa orada eğitmenlerimize sorup gerekli bilgileri de alıyorlar. Yani hem süreç hem haklar, ödevler diye anlıyorum. Bütün roller, Evet. aktörler, bütün süreçlerle ilgili. Çok güzel. Şimdi gönüllüye geri gelmek istiyorum. O 500 bin çok anormal bir sayı olduğu için. Çok, ve de 10 yılda 500 bin gerçekten. Tabii seçim eksiğimiz de olmadı çok şükür. 10 yılda 11 tane de seçim geçirdiniz. Sizin açınızdan aslında iyi de bir şey tabii, dediğiniz gibi tecrübe kazanmanıza da. Tabii ki vesile oldu ama bazı seçimlerde oldukça zorlu da oldu. Yani 300 bine yakın sandıkta şahidiniz olduğu seçimler oldu diye hatırlıyorum, değil mi? Yani oldukça gerçekten yüksek sayılar bunlar. Hiç şeye bakıyor musunuz, elinizde şey verisi var mı? Mesela bu 500 binin hangi profillerden oluştuğu, yani ağırlıklı olarak toplumda kimler hevesliler, kimler gönüllü oluyorlar bu süreçte rol almak için? Öyle bir bilginiz var mı, yoksa ya da kabaca söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Aslında istatistikleri tutuyoruz tabii ki. Gönüllerimizin çoğu kadınlardan oluşuyor. Onu söyleyebilirim. Bu vesileyle de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamış olayım. Hem kadınlarımızın hem kadın gönüllerimizin. Ve yine büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Yani bizim şu anki müşahit organizasyonumuzun belki %60'lık kısmı kadın, %40'lık kısmı erkek. Yani eğer iki cinsiyet açısından konuşursak. Ve çoğunluğu da dediğim gibi gençlerden oluşuyor. Yani demokrasiye sahip çıkmayı isteyen, politik düşünmeyen, kendi herhangi bir siyasi partiyi görmeyen gençler oy ötesine gelerek o gün sandık güvenliğiyle alakalı çalışıyorlar. Pırıl pırıl gençler, pırıl pırıl insanlar geliyor. Her seçim farklı insanlarla tanışıyoruz. Ben Ankara'da yaşıyorum. İşte ODTÜ'de makine mühendisi okuyan, inşaat mühendisi okuyan insanlar seçim günü kendi imkanlarıyla herhangi bir maddi beklentileri olmadan sabah işte 6 diyoruz gitmeleri ama bu insanlar 5'te yola çıkıyorlar en iyi ihtimalle. Gece 12'de 1'de bitecek bir seçimden bahsediyoruz. Biz herhangi bir gıda yardımı yapmıyoruz, herhangi bir finansal destek sağlayamıyoruz. Ama gerçekten özveriyle canla başla savaşıyorlar.
Bu gerçekten de önemli. Yani gönüllü olmaları bu kişilerin cidden bir yani çıkar beklentisiyle oradan gelecek işte o gün alacağı harcırah beklentisiyle değil de gerçekten yurttaş bilinciyle bu demokratik sürece katıldıklarını da gösteriyor. Bütün Türkiye'de aktif misiniz? Siz Ankara'da dediniz, Zonguldak'ta söylediniz biraz önce. Biraz ondan da bahseder misiniz? Bütün Türkiye'ye yaygın bir şey mi bu yoksa bazı kentlerde mi? Yani geçtiğimiz seçimlerde tüm illerde olduğumuz seçimler oldu ama bu seçimde 49 ilde görev alacağız. Tüm Türkiye'de görev alamayacağız ne yazık ki. Enerjimizi ve motivasyonumuzu bu 49 ile yönetmek durumunda kaldık. 49 ilde görev alacağız. Bunlardan 30 tanesi büyük şehir statüsünde olan iller. Afet bölgesi, 6 Şubat depreminden sonra afet bölgesi ilan edilen illerde görev almak ve oradaki seçim güvenliği sürecini gözlemlemek istiyoruz. Bir de 28 Mayıs seçimlerde yani bizim her gönüllümüzün en az 2 sandığa sahip çıktığı illeri tercih ettik. Bunları zaten o topladığımız zaman 49 il yapıyor ki zaten 61 milyon 441 bin seçmen var. Biz bu seçmiş olduğumuz 49 ilde de 53 milyon 525 bin vatandaşın oyunu korumuş olacağız. Onu söyleyecektim ben de yani 30 büyük şehir dediğiniz zaman zaten çok büyük bir çoğunluğunu sandıkların kapsamış oluyorsunuz. Hiç düzenli gönüllüleriniz var mı yani en başından itibaren 10 yıldır gönüllü müşahitlik yapan var mı? Var, evet. Farklı kademelerde bulunan insanlar da var. Yani 10 yıldır bizim gönüllümüz olan, geçen seçim müşahit olmuş olup, atıyorum bu seçim okul sorumlusu, bölge sorumlusu, ilçe sorumlusu olan arkadaşlarımız da var. Ya da tam tersinde, ya yani geçen seçim bölge sorumlusuydum, biraz yoruldum ama bu seçim böyle daha kolay işte müşahitlik ya da okul görevi almak istiyorum diyen insanlar da var. Ama gerçekten oy ötesine gönül vermiş. Böyle bir kemik bir tabanımızda var. Her seçim görev almak isteyen, canla başla çalışmak isteyen ya da görev almasa bile dışarıdan bize destek veren. Yani bu tarz insanlar da oluyor. Baktığınız zaman seçim günü okullara işte kekler, poğaçalar götüren ya da ya ben seçim günü görev alamayacağım ama işte gençleri, üniversite öğrencilerini bir yerden bir yere getirip götürebilirim diyen binlerce de insan oy ötesine gönül veriyor. Bu gerçekten önemli bir yurttaş mobilizasyonu. Siz kendinizi tanıttığınız işte bilgilendirme broşürlerinde, web sitenizde bir derneğiz ama aynı zamanda bir sivil duruşuz, bir inisiyatifiz. Farklı gerçekten ifadelerle de kendinizi de tarif ediyorsunuz. Bir söylediğiniz şey de demokrasiye de yani demokratik işleyişe haliyle katkı vermek istemeniz. Şeyi merak ediyorum. Biz şehir hepimizin de tabii bizim için hani şehir ölçeği öncelikli olarak çalıştığımız, merak ettiğimiz, konuştuğumuz şey alan. Dolayısıyla kentin demokratik yönetilmesiyle ilgili bir şeyimiz var, derdimiz var. Katılım da o yüzden tabii ki bizim için çok önemli katılımcılık. Tabii temsili demokrasi de ki en önemli katılım aracı seçimler. Ama bir yandan da şeyi de merak ediyorum. Siz hazır alternatif bir katılım, alternatif bir demokrasi sahiplenme aracı sunduğunuz için iki seçim arası ne yapıyorsunuz? Bir şey yapıyor musunuz? Bu 500 bin gönüllünün enerjisini iki seçim arasında nasıl kullanıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biz oy ötesi olarak hep dediğiniz gibi oy kısmı ile ilgilenmek durumunda kaldık. Çünkü 10 yılda 11 seçim gerçekten çok ciddi bir rakam. Yani biz bunu yurt dışındaki insanlara ya da işte dünyanın farklı noktalarındaki insanlara anlattığımız zaman şaşırıyorlar. Çünkü yurt dışında işte genellikle 5 yılda ya da 4 yılda bir parlamento seçimleri, 4-5 yılda bir de yerel seçimler oluyor. Ama biz o kadar çok seçim yorgunu bir ülkeyiz ki yani sadece biz değil, siyasi partiler, vatandaşlar, yani biz hiç ötesi kısmıyla ilgilenebilmek durumunda kalmadık açıkçası. Hep bir seçim geldi önümüze. İşte geçtiğimiz 28 Mayıs'ta biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı. Kasım ayında biz görevi devraldık. Kasım 2023'te yeni yönetim görevi devraldı. Ondan sonra da zaten 3 ay içerisinde bir seçim hazırlığında yapmamız gerekiyordu ve bununla yoğunlaştık tamamen. Hepimiz gönüllü insanlarız. Yani dernek profesyonel çalışanı yok bu noktada. Hepimiz farklı farklı işler yaparken bir yandan da oy ötesine
destek, gönül vermeye çalışıyoruz. İlk kez sanırım, yani umut ediyorum, 31 Mart'tan sonra bir 4 yıla yakın seçimsiz bir süreç olursa ötesi kısmı ile ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz. Bununla ilgili fikirlerimiz de var, yani en basitinden kadınların ve gençlerin aktif siyasette daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada da belki işte adayların belirlenme süreci ya da bu kişilerin, işte gençlerin ve kadınların desteklenmesinde aktif bir rol alabileceğimizi düşünüyoruz. Daha farklı projelerimiz de var ama dedik ki onun 1 Nisan'dan sonra bir araya gelelim. Hem paydaşlarımızla, hem gönüllülerimizle, hem yönetim kurulumuzla, hem de eskiden bize gönül vermiş ama fikir sunabilecek herkesle oturalım, bir çalıştay yapalım ve bu çalıştaydan çıkacak sonuçlar üzerine yoğunlaşıp ötesi kısmıyla ne yapabilirize bakalım diyoruz. Aslında gerçekten çok da iyi yaparsınız. Çünkü hazır motive olmuş, gönüllü zaman ayırmak, emek ayırmak isteyen bu kadar çok fazla insana, hem de sadece İstanbul, Ankara değil, yani dediğiniz gibi 49 kent de az değil. Yarısından fazlası zaten seçmenlerin de büyük çoğunluğu hazır onları bulmuşken, belki gerçekten siyasete yeni bir nefes olacak, yeni bir şey, yeni fikirler, yenilikçi çözümler falan bile gelebilir. Teknolojiyi de iyi kullanıyorsunuz, sosyal medyayı da iyi kullanan da bir ekipsiniz. Dolayısıyla sizden belki de ülkenin, kentlerin ihtiyacı olan yeni nefes, yeni hikaye diyor ya Bekir Bey de, Bekir Arıcı da. Yani yeni hikayeler, yeni umutlar, yeni bir söz söyleyecek kişiler de çıkabilir. Şeyi de merak ediyorum. Belki hani bilmiyorum, onu analizini yapmaya vaktiniz olmamış olabilir çok sık gerçekten seçme olduğu için, ama işte bütün katılım, demokrasi falan tartışmalarında söylediğimiz mühim olan yurttaşların kendi aralarındaki etkileşimde. Yani bu gönüllüler hiç bir araya geliyorlar mı? Mesela iki seçim arası birbirleriyle deneyim paylaşıyorlar mı? Ya da mesela seçimin hemen sonrası bir değerlendirme gibi bir şey yapıyor musunuz? İşte benim sandıkta şöyle oldu, senin sandıkta bu çıktı falan gibi bir şeyiniz var mı? Evet, yani böyle genel olarak tüm Türkiye'den topladığımız bir çalıştayımız olmadı açıkçası, ama yani geçmiş dönemlerde oldu. Ama son seçim için konuşursak her il kendi içerisinde değerlendirmelerde bulundu. Hatta rapor yazan il sorumlularımız da oldu. Bir tanesi de bunlardan Ankara il sorumlumuz kendisi. Seçimde gördüğü aksaklıkları, işte oy ötesi bünyesinde yaşanan sıkıntıları ya da seçim günü neler yapmamız gerektiği ile ilgili bir rapor sundular. Biz de o raporları okuduk, değerlendirdik, neler yapabiliriz, üzerinde çalıştık. Mesela bu seçim yeni bir yazılımla yola devam ettik ve bu yazılımda işte sahadan gelen tüm geri dönüşleri uygulamaya çalıştık, uygulayabildiğimiz kadarını. Ama şunu biliyoruz ki oy ötesi çok büyük bir aile ve gönüllerimiz sürekli iletişim halinde kalıyorlar. Baktığınız zaman bir okulda 5 sandık, 10 sandık var ama 10 farklı insan, hiçbirbirini tanımayan, belki siyasi görüşleri bambaşka, cinsel yönelimleri farklı, ırkı, dili, dini farklı insanlar bir araya geliyorlar. Bir paydaş, bir amaç uğruna tüm gün mücadele veriyorlar. Ve daha sonrasında da baktığım zaman uzun yıllardır süren bir arkadaşlık ilişkisine dönüyor ki bu bazen karı koca ilişkisine bile evrildiği oluyor. Yani oy ötesinde tanışıp evlenen de çok fazla insan var. Biz mutluyuz tabii, yani gönüllülerin sadece seçim günü bir araya gelmeyip farklı zamanlarda da bir araya gelebildiği, bir şeyler paylaşabildiği durumdan çok mutluyuz. Ya gerçekten ilginç bir yurttaş örgütlenmesi, yurttaş örneği sunuyorsunuz. Başta şey söylediniz, hani gel hatta yardım et diye olaya daha aktif de dahil edildikleri oluyormuş şahitlerin, ama tersi durumlar var mı hiç? Nereden başımıza geldiniz? Çekilin, gölge etmeyin diye, yani olumsuz tepki aldıkları sandıklarda oluyor mu müşahitlerinizin? Yani oluyor tabii ki. Sonuçta bazıları bize çok olumlu sürece katkı gösteriyor gibi görse de bazı sandıklarda problemler yaşadığımız durumlar oluyor, ama sonuçta biz bir yasal statüyle orada bulunuyoruz. Yani bir siyasi partinin ya da bağımsız bir adayın müşahidiyiz ve orada bulunmak bizim anayasal hakkımız. Biz de kendilerine bu anayasa süreci gösterip hani buralarda görev alabileceğimizi bahsediyoruz. Daha sonra da zaten kendilerine bu ilgili maddeleri gösterdiğimiz zaman çok bir problem yaşamıyoruz, ama problemlerimiz devam ederse
Yani sandık çevresinden uzaklaştırılmak gibi zaten avukat gönüllerimiz de var. Bu noktada da kendilerinden destek alıp işte avukat gönüllerin ilgili okullara, sandıklara yönlendirilmesini sağlayıp oradaki müşavirlerimizin görev almasını sağlıyoruz. Anladım. Veriniz var mı hiç? Yani gerçekten oy büyötesi müşahitlerinin ortaya çıkardığı bir mesela sandık sayılarındaki tutarsızlık ya da sizin dilinizi çok fazla bilmiyorum ama onu nasıl söylüyorsunuz? Yani sizin müşahitler sayesinde düzeltilen bir hata, dönülen bir yanlış var mı? Ya da varsa da yani hani vardır mutlaka da bunun bir şeyi var mı? Sayısı var mı elinizde? Yani evet, biz her seçim sonrası bir rapor yayınlıyoruz ama tabii bunca zaman hazırladığımız raporlarda genel sonucu değiştirecek herhangi bir hatayla karşılaşılmadı. Ufak tefek hatalar olabiliyor tabii sayımlarda ya da işte oyların sayımında ama zaten sürece burada sadece biz değil, siyasi partilerin sandık kurulu üyeleri de müdahil oluyor. Yani dediğim gibi seçim sonucunu değiştirecek herhangi bir etkiyle bunca zaman karşılaşmadık. Ama zaten de belki de sizin varlığınız yani bir yurttaş baskısı gibi de olduğu için belki de baştan zaten orada olmuş olmanız belki de hataları engellemiş olma gibi Olabilir tabii ki, yani o da baktığı zaman bir gözdağı olarak değil ama süreci takip eden birilerinin olması bu noktada da belki buna yeltenecek kişileri caydırıyor olabilir. Yani o biraz niyet okuma gibi oluyor açıkçası, şu an tam bir yorum yapamıyorum ama sonuç olarak siz sandık çevresinde bulunduğunuz ve süreci gözlemlediğiniz her an oluşabilecek bir hukuksuzluğu engellemiş oluyorsunuz. Yani bakmak aslında ilginç olurdu. Oy ve ötesinden önce ve oy ve ötesinden sonra sandık hatalarında, eksiklerinde, yanlışlarında bir fark var mı diye. Yani oradan aslında gerçekten sizin varlığınızın bile bir yurttaş baskısı bence aslında öyle bir etkisi olmuştur. Ama yine onu da gerçekten daha somut olarak görmenin de yolları da olabilir tabii ki. Mehmet Bey, son olarak soracağım size. Bu 31 Mart seçimlerinde 49 kentte olacağız dediniz ama hedeflediğiniz bir gönüllü sayısı, sandık sayısı var mı? Ya da buradan izleyicilerimize çağrı yapalım. Hem eğitimlerinize katılsınlar hem de şahit olsunlar diye soruyorum. Öyle bir hedefiniz var mı? 31 Mart seçimlerinde biz 50 bin gönüllüyle 182 bin sandıktan veri almayı planlıyoruz. Ama şu an tabii ki bu sayıya henüz ulaşamadık. Önümüzde de bir 23 günlük süreç var. Biz bize gönül veren, gönül vermek isteyen, seçim günü bir şeyler yapmak istiyorum, oylarıma sahip çıkmak istiyorum diyen herkesi gönüllüyönetimi.org web sayfasından oy ötesine kayıt olup seçim günü için görev almaya davet ediyoruz. Bu noktada herkesin desteğine ihtiyacımız var. Yani gönüllü olarak ben çalışırım ya da bağımsız bir adayın da aslında müşahidim ama oy ötesine de gönül vermek istiyorum diyen herkes sitemize kayıt olup bizlere destek olabilir. Eğitimlerimize de katılabilir. Eğitim takvimimizde, web sayfamızda ve bu gönüllüyönetimi.org sitesinin içerisinde yayınlıyoruz. Eğitimlerimize de başladık. Online eğitimlerimiz olacak ağırlıkta ama fiziki yüz yüze eğitimlerimiz de olacak. Burada herkese sürece dahil olup ya eğitimlerimize katılmasını ve mümkünse de seçim günü için müşahit olmalarını rica ediyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Ben de çok çok gerçekten demokratik güzel bir çağrı bu. Başta da dediğim gibi kurumsal siyasete bir siyasi partiye üye olmak istemeyen gençler ama yine de siyasal alanda aktif olmak isteyen ya da oyuna sahip çıkmak isteyen seçim güvenliğini kendine dert edinen herkesin aslında yaş sınırı da sanırım sadece reşit olmak yeterli değil mi? 18'den. Evet, 18 yaşını geçen Türkiye Cumhuriyeti kimliği olan ve seçmen yeterliliğine sahip herkes müşahit olabilir. Evet, yani eğitimlere de müşahit olmasa bile bu sürecin nasıl işlediğini, yurttaş olarak haklarının ne olduğunu öğrenmek için bile aslında eğitimlerinize gelmesi ki eğitimlerinizden sonra eminim motive olup müşahit olacak bir sürü kişi de olurdu. Onlara da buradan çağrımız olsun. Web sitesini tekrar eder misiniz? Gönüllüyönetimi.org. Tamam. Gönüllüyönetimi.org'dan izleyicilerimiz hem daha ayrıntılı bilgi de alabilirler hem de eğitimler için başvurabilirler. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum zaman Ben ayırdığınız teşekkür için. ederim. Kolaylıklar gelsin. Umuyorum bizim için, bizim ekip olarak kentin demokratik yönetimi çok önemli ve şehir hepimizin diyoruz. Yani herkesin, her rengin, her sesin aslında dahil olmasını da siz sağlıyorsunuz biraz bu tarafsızlığınızla da. Umarım bundan sonra ilk seçim arası da yine biraz vaktiniz olur da
demokratik yönetim içinde gönüllülerinizle çalışmaya devam edersiniz. Çok kolaylıklar, hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bizlere değer verdiniz ve yer verdiğiniz için. Ne demek, ne demek. Önümüzdeki hafta başka bir kent sohbetiyle görüşmek üzere, hoşça kalın.